Selamlar. Başınıza gelen her tür musibetin bir anlamı var değil mi? Yoksa öylesine tesadüfen oluverdiğini mi düşünüyorsunuz? Birden arabanız bozuluyor, aniden buzdolabının motoru yanıyor ya da düşüp kolunuzu kırıyorsunuz. Hay Allah, safra kesenizde taş var dediler, ameliyat olmanız lazım. Bütün bu olaylar hayatınızın içinde hangi enerji boyutunda yaşadığınızın göstergeleri aslında. Duygu ve enerji durumunuz maalesef size sıkıntılı bir hayatı çekiyor. İçinde bulunduğunuz duygu durumu, hayattan memnuniyetsizlik, bıkkınlık, olumsuz düşünceler size bunları yaşatmaya itiyor. Siz belalar geldikçe daha da çok dibe battığınızı hissediyor ve kendinize acımaya başlıyorsunuz. Enerjiniz dip seviyelerdeyken ben zavallı haldeyim boyutuna düşer. Çaresiz hissettiğiniz bu enerji boyutundaki olaylar zinciri yaşanmaya devam eder. Böyle düşük modda yaşayan birinin kalbi Rabbinden uzaklaşmıştır. Tevekkül azalmıştır. Bela paratoneri gibi acıları kendine çeker. Hayat bizim zannımız üzerine işliyor. Hayat acı diyorsanız tatlı mutlu bir hayat size gelmez. Tıpkı Allah'ın ben kulumun zannı üzereyim dediği gibi. Yani kişinin yaşayışı, hayata bakışı nasılsa Allah o kişinin aleminde öyle tecelli eder. Kişi Allah'ı nasıl tanıyorsa kişinin alemi ona göre şekilleniyor. Haşa, Allah'ı zalim tanıyan birisi hayatı da ızdıraplı yaşıyor. Allah'ı, hayatı adil bilen birisi de büyük bir ferah hissiyle adil ve güzel bir hayat yaşıyor. Allah bizim aciz olmamızı, başkalarına muhtaç hissetmemizi istemiyor. Çünkü nimetlerle çevrili Allah'ın yeryüzündeki halifesi asla aciz değildir. Sadece Rabbine muhtaçtır. Ve bu Allah'a muhtaçlık kula düşük enerji, acizlik hissi vermez. Tam tersine insan kendini her şeyi yapabilecek güçte Allah'ın halifesi olarak hisseder. Yani siz ne istediyseniz Yaradan onu verdi. Her şey ters, olumsuz, sorunlu dediniz, hayat acı keder dediniz. Aynen öyle oldu ve şimdi bu durumdan kendinizi yine siz çıkaracaksınız. Siz mazlum duruma düştüyseniz Allah karşı taraftan intikamınızı alır ama sizin böyle aciz davranmanızı istemez. Yaydığımız enerji bizim nasıl bir hayat yaşadığımızın ve yaşayacağımızın göstergesi. Biz dahil bütün kainat enerjiden yaratılmış ve biz hangi enerjiyi yayıyorsak bu enerjinin aynısını bir mıknatıs gibi kendimize çekiyoruz. Ne kadar acılı, öfkeli duygular hissettiniz, olumsuz düşündünüz, o kadar düşük ve bozuk enerji yayarsınız ve karşılığını aynen çekersiniz. İşim ters gider, aksilikler beni bulur, zor para kazanırım, habire bir masraf çıkar, beni kimse anlamaz. Kendime iyi bir eş, iyi bir iş bulamam dedikçe bunların aynısını yaşar durursunuz. Hayat tekrar eden bir kehanet gibi olur. Siz bozuk, düşük enerjiyle gezdikçe bütün aksilikler gerçekten gelip sizi bulur. Siz insanlar kötü, adaletsiz, hakkımı yerler diye düşündükçe böyle insanları hayatınıza çekersiniz. Sonra da ben demiştim zaten hep böyle oluyor dersiniz. Bir ülkeyi batırmak isterseniz kurumları, şirketleri özelleştirin. Emin olun yakında açlık boyutuna düşer o ülke. Bir insanı öldürmek isterseniz de ona kederi, üzüntüyü pompalayın. Hayat, acı, keder yaşamak zor deyin. Bizim insanımıza da yapılan bu maalesef. Şimdi hayatınıza bakın, aksi giden işlerinize bakın, enerjinizin düşük olduğu alanları tespit edin ve değiştirin. Daima enerjinizi yüksek tutarak hayata olumlu bakarsanız, gülümserseniz, olumlu düşünür ve sözlerinizi olumlu hale dönüştürürseniz her şey değişmeye başlayacak. Şer görünen olayların bile hayra dönüştüğünü inşallah fark edeceksiniz. Hep şunu hatırda tutmanız gerek. Allah bana hep benim istediğim şeyleri verir ve benim istediğim zannım üzere olan hayatı bana yaşatır. Öyleyse biz de istemediğimiz şeyleri söylemekten vazgeçelim. İstediğimiz şeyleri söyleyelim. Huzurlu, özgür, afiyet dolu, bolluk, bereket, sağlık, sevgi içinde yaşayacağım bir hayat seçiyorum deyin. Güne başlarken bugün şahane, mucizelerle dolu bir gün Rabbim şükürler olsun deyin. Günün içinde sürekli gülümseyerek mutlu olduğunuzu söyleyin. Öyle ki her hücrenize mutluluk kodlansın. İşler aksi gitse bile hemen kendinizi toplayın ve gülümseyen mutlu halinize geri dönün. İnşallah kısa sürede bu yeni halinizin meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Bugünlük bu kadar. Abone olun ki daha çok kişiye ulaşalım. Bol yüksek enerjili mutlu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın.